Selam tekrar. Şimdi arkadaşlar konumuz hısımlık. Hemen hatırlamasını yapıyorum. Medeni hukukun içinde görmüştük hısımlık kavramını. Kişiler hukukunda mı yoksa aile hukukunda mıydı? Hısımlık kişiler hukuku tarafından düzenlenmişti. Bunu unutmuyoruz. O zaman hısım nedir desem? Nedir hısım? Hısım. Akraba. Bir söz var bilir misiniz? Akraba gibi akrep soksun. Sizinkiler öyle mi? Akraba akrep gibidir diyorlar. Akrabalar güzeldir, severim onları. Sınav sürecinde fazla görüşmeyin ama çünkü anca moral bozuyor akrabalar. Arkadaşlar hasım düşmanken hısım yakın demektir aslında. Hısımlık da yakınlık derecesi demektir. Şimdi biz hısımlarımıza bakacağız, tamam mı? Hısım neymiş? Benim yakınım. Yakınlık ilişkisi kurma türüme göre de hısımlığımın türü değişecek. Bir daha söylüyorum, hısımlık kişiler hukukunda düzenlenmiştir. Sakın unutmayın. Hısımlık türleri diyoruz. Hısım deyince aklınıza gelen ilk kişi kim sizin? Kaynana. Kaynana mı? Kaynana aklına gelen ilk kişi. Evet. Hemen bakalım nasıl hısımlarımız var. Arkadaşlar 3 tür hısımlık vardır. Bunlardan biri kan hısımlığıdır. Aranızda kan bağı varsa kan hısımınızdır sizin. Başka bir düz mantık yani. Bir diğer hısımlık türü ise kayın hısımlığıdır. Kaynana dediniz ya. Acaba kaynana benim hısımım mı? Bakacağız. Kayın hısımlığı. Bir diğer hısımlıksa evlat edinmeden doğan bir hısımlık arkadaşlar. Evlat edinme hısımlığı dediğimiz bir hısımlık olarak karşımıza çıkacak. En çok biz kan hısımlığıyla ilgileneceğiz. Söylediğim gibi kan hısımı aramda kan bağı olan kişilerle var olan hısımlıktır. Aramda ne bağı var? Kan bağı. Kimle kan bağım var benim? Anne, annem, babam, çocuğum, torunum. Can bağı kimle var? Anne. Anne değil mi? Yavrum, oğluşum da var. Arkadaşlar kan bağı var. Şimdi peki bana şunu söylüyor. Diyor ki evet senin kan bağı olan hısımların var. Ama acaba bu senin alt soyun mu, üst soyun mu, yan soyun mu? Kan hısımlığı da kendi içinde 3 tür. Yine ayıracağım buralarda gördüğünüz gibi. Bir diyor kişinin alt ya da üst soy hısımı olabilir. Alt soyun alt soy hısımlığı biri. Bir diğeri benim üst soy hısımlarım. Bir hısımım da yan soy hısımlarım arkadaşlar. Tamam. Alt soy, üst soy, yan soy. Şimdi durdum. Siz de duruyorsunuz. Aşağı bakıyorsunuz, tamam mı? Alt soy var, yukarı bakıyorsunuz, üst soy var. Buraya düz hat hısımlığı da derler arkadaşlar. Düz hat hısımlarım. Alt soy benden olanla başlar. Var olma sebebi benimdir. Kim o? Çocuğum, torunum değil mi? Çoluk, çocuk, torun, tombalak, alt soy. Üst soy benim olduğum kişi. Kim o? Annem, babam, büyük annem, büyük babam, büyük 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 gider. Bak alt soy ve üst soyla arkadaşlar bir doğum ilişkisi var. Birbirinden üreyenler arasındaki hısımlık alt soy üst soy hısımlığı arkadaşlar. Bir doğum ilişkisi var, tamam mı? Peki kalanlarsa yan tarafa kalıyor. Ne benim doğurduğum ne de beni doğuran değil. Kim kaldı yan tarafıma? Kardeşim, amcam, halam, dayım, teyzem, yeğenim, kuzenimin çocuğu, dıdısının dıdısı diye gider. Anlaştık mı? Peki o zaman yazalım, bir de görerek öğrenelim. Alt soy hısımlarım kimlermiş benim arkadaşlar? Çocuk alt soy, torun alt soy, torun çocuğu, torun torunu diye gidiyor. Üst soyumda kimler var benim? Annem, babam, üst soyum mu? Evet. Peki onların anneleri babaları, yani büyük anne, büyük baba, anneanne, babaanne, dede dediğimiz kişilerde bizim yine üst soyumuz. Bu da böyle yukarı doğru devam eder. Kalan yan tarafa kalır. Kardeş, bakın sınavda soruldu arkadaşlar. Dedi ki kardeşler arasındaki hısımla ne ad verilir? Yan soy kan hısımlıydı cevap. Kardeşim, amcam, halam, teyzem, dayım, yeğenim ve kuzenim de ne oldu benim, ne hısımlarım oldu? Yan soy hısımlarım oldu. O zaman bir sağlamasını yapalım. Diyorum ki torun ile hısımlık türü nedir? Alt soy kan hısımı. Doğru mu? Baba ile hısımlık üst soy kan hısımı. Amca ile hısımlık yan soy kan hısımı. Peki arkadaşlar hani öz üvey olarak bildiğimiz kavramlar var ya bizim. Tam kan ve yarım kan hikayesine gireceğiz şimdi. Acaba
Tam kan ısımları mı benim yoksa yarım kan ısımları mı? Hemen diyorum ki, bakın biz de ataerkilik hep çıkar karşıya. Arkadaşlar anneleri bir, babaları ayrı çocuklar. Nedir dediğimde herkes der ki anneleri bir, babaları ayrısı üveydir. Peki babaları bir, anneleri ayrı desem kesin özdür, baba bir ya der. Öyle bir şey demeyeceğim ben burada. Kökün bir tanesinin ortak olması durumu değiştirecek. Tam kan diyebilmem için ısımlık ilişkisine anne, baba birse tam kandır. Anne bir, babanız ayrıysa ya da hiç fark etmez. Babanız bir, anneniz ayrıysa arkadaşlar ne olacaksınız? Siz yarım kan olacaksınız. Anlaştık mı? Peki şöyle bir şey düşünün. Diyorum ki Ahmet ile baba bir erkek kardeşi diyorum. Baba bir diyorum. Bak şimdi örneğin şuraya yazıyorum. Ahmet ile baba bir erkek kardeşi. Soruda baba bir diyor değil mi? Baba bir diyorsa ben burada annenin ne olduğunu anlarım arkadaşlar. Ayrı. Anneleri ayrı. Baba ortak kök. O zaman buna yarım kan mı dersiniz, tam kan mı dersiniz? Nedir? Yarım kan ısımı olarak karşıma çıkıyor. Yani soruda size babaları bir diyorsa illa anneleri ayrı demek zorunda değil. Siz onun annesinin ayrı olduğunu anlayacaksınız. Anneleri bir diyorsa da babaları nedir burada arkadaşlar? Ayrıdır. Tamam mı? Şimdi örnek çözeceğim birazdan zaten. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki acaba kardeşimin yakınlığıyla kuzenimin yakınlığı bir mi? Hayır tabii ki. Dereceler vardır arkadaşlar. Peki ben hısımlık derecesini neye göre belirlerim? Arkadaşlar hısımlık derecesi doğum sayısına göre belirin. Aradaki doğumları sayarız. Hısımlık derecesi doğum sayısına göre belirlenir. Nasıl sayacağım peki doğumları? Önce size bir diyeyim ki acaba kardeşiniz kaçıncı derece hısımınızdır? Kardeş. Derecesi nedir? Evet, kardeş yan soy. Derecesi ne? Kardeş deyince bakın birinci dedi Zeynep. Arkadaşlar kardeşler birinci derece hısım değildir. Kardeş ikinci derece hısımdır. Özellikle buna dikkat edin. Nasıl acaba bu oluyor? Mesela kuzenim dörttür. Annem birdir. Çocuğum birdir. Anneannem ikidir. Nasıl bulacağım peki? Doğumlara göre belirliyorum. İki yöntem göstereceğim. Bir parmakla sayma, bir çubukla sayma. Şimdi kardeşimle niye ikiyim? Bakalım. Arkadaşlar ortak kökü buluyorsunuz. Kardeşimle benim ortak köküm kim? Annem değil mi? Şimdi bak anneyi merkeze koydum ama saymayacağım. Doğumları sayacağım şimdi. Annem merkezde. Ben doğmuşum, kardeşim doğmuş. Kaç doğum saydınız? İki. Bak o zaman kardeş ikinci derece ısım oluyor. Peki annemle beni bulayım. Anne çocuk kaçtır? Anneyi merkeze koydum. Ben doğdum. Kaç doğum saydınız? Bir. O zaman çocuk nedir? Birinci derece ısımdır. Anne nedir? Birinci derece ısımdır. Peki gelin dayımı bulalım arkadaşlar. Hemen şuraya önce parmakla sayayım sonra çubukla sayalım. Dayımla annemin ortak kökü kim? Anneannem. Bak anneannemi merkeze koydum. Dedim dayımla beni bulacağım. Annem doğmuş, dayım doğmuş, ben doğmuşum. Kaç doğum saydınız? 3. O zaman dayınız kaçıncı derece ısımınızdır? 3. Şimdi çizerek bulalım isterseniz. Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki kimi buluyoruz? Dayımı bulacağız. Dayımla annem ortak kök kim bakın? Şuraya geliyorum. Anneannemi yazdım. Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Çiftlerle gidelim. İsimleri ne olsun? Ali, Ayşe. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali ile Ayşe'yi koyduk buraya. Ali ile Ayşe'nin çocukları olsun arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinin adı Ahmet olsun. Bir diğerinin adı ise Umut olsun. Umut Selda ile evlensin. Ahmet de Melda ile evlensin. Yine kardeş gibi yaptım bunları. Peki ya Melda ile Ahmet evlendi, Umut'la Selda evlendi. Melda ile Ahmet'ten iki tane çocuk oldu. Bunlardan birinin adı Ayaz olsun. Birinin adı da Yaz olsun. Bir kız bir erkek. Benimki Ayaz ya. Kızım olursa Yaz koyacağım ben ama. Şimdi şey düşünüyorum. Yaz. Seslenilmez ona. Yaz. Yaz kızım. Umut'la Selda da evlenmiş arkadaşlar. Onların 3 tane çocukları olmuş. Bunları geçmişler. Bunlardan biri Çınar olsun. Biri Poyraz olsun. Biri de ne olsun? Zeynep olsun. Tamam. Şimdi bak bayağı
torunları oldu, öyle değil mi? Hadi bir derecelerini bulalım. Ben size diyorum ki Ahmet ile Ali arasındaki hısımlık ilişkisini söyleyin. Hemen geliyorum. Ahmet Ali'nin neyi? Ahmet Ali'nin çocuğu. O zaman bak, bu kimdi arkadaşlar? Ali babaydı. Ayşe kimdi? Anneydi. Peki geldim buraya. Kaç çubuk var? Ali, Ayşe burada. Ahmet'e kaç çubuk var? Bir çubuk var. O zaman Ali ile Ahmet arasındaki hısımlık derecesi kaçtır? Birdir. Hemen geliyorum. Peki Umut'la Ayşe arasındaki, annesi arasındaki hısımlık. Umut'a bak, kaç çubuk var? Bir. O zaman yine kaçıncı derecesi mıdır? Birinci derecesi mıdır? Peki hemen geliyorum. Diyorum ki Yaz ile Ahmet arasındaki hısımlık derecesi kaçtır? Yaz da kimin kızı? Ahmet'in kızı. Kaç çubuk var? Yine kızını soruyorum. Bak, kaçıncı derecesi mi oldu? Bir. Yani çocuk, anne, baba hep bir, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki şunu bulalım. Ayaz'la Yaz arasındaki hısımlık ilişkisi nedir acaba? Derecesi kaçtır? Şimdi Ayaz'la Yaz'ın ortak kökü kim? Melda ile Ahmet, değil mi? Nasıl sayacağım? Yaz doğmuş, Ayaz doğmuş. Kaç çubuk bak? İki. Kardeşler kaçıncı derecesi o zaman? İki. Peki bu tarafa geliyorum şimdi. Umut'la Çınar arasındaki ilişki kaçıncı derecedir? Umut Çınar'ın babası. Birinci derece, bak bir çubuk var. Peki diyorum ki Umut'la Çınar'la Poyraz arasındaki derece kaçtır? Hemen bakıyorum. Umut burada, kök burada ya. Çınar doğmuş, Poyraz doğmuş. Kaç doğum saydınız bakın? İki. Kardeşler arasındaki hısımlık derecesi aynıdır. Şu soru geliyor. Hocam ya üç kardeşse ya beş kardeşse? Kardeşlerin hepsi aynı. Sadece hısımla kim neyse onu bulacaksın. Bak, bunun üç kardeşi var. Hadi bulalım mı? Şimdi diyorum ki Zeynep'le Çınar arasındaki hısımlık derecesi kaçtır? Hangisi önce doğdu, sonra doğdu önemli değil. Zeynep'le Çınar'ı bulacağım, değil mi? Umut'la Selda ortak kök, anne baba. Diyorum ki Çınar doğmuş, Zeynep doğmuş. Yine kaç? İkinci derece hısımdır. Saydığınız kişiyi alıyorsunuz, yani hepsini tek tek saymıyorsunuz. Anlaştık mı? Peki şöyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman Ayaz ve Çınar ne oluyorlar? Kuzen. Ayaz ve Çınar kuzen, değil mi? Peki Yaz Umut'un neyi oluyor? Beyinler yandı mı? Yandı. Şimdi hemen size şunu soruyorum. Değil mi? Diyorum ki bakın, Yaz ile Umut arasındaki hısımlık ilişkisini açıklayın. Yaz ile Umut. Hemen bunu burada insanlar bir Türkçe meali bulmaya çalışıyor. Önce bir anlayın, bu bunun yeğeni mi kuzeni mi? Arkadaşlar sayın, hiç uğraşmanıza gerek yok. Ahmet'le Yaz'la Umut'u sorduk arkadaşlar. Hemen ortak köke gidiyorum bakın. Ortak kök kim? Anne baba, değil mi? Ali ile Ayşe. Hemen geliyorum, diyorum ki Ahmet doğmuş, Umut doğmuş, Yaz doğmuş. Kaç doğum saydınız? 3 doğum. O zaman bu bunun yeğeni aslında ve aralarındaki hısımlık ilişkisi kaç? 3. dereceden hısımlıktır. Peki şeyi bulalım arkadaşlar. Bak, Yaz'la Umut'a ne dedik? 3. derece dedik. Bu kez de Ayaz'la Zeynep'i bulalım. Ayaz'la Zeynep. Hemen en tepeye gidiyorum. Ortak kökü buraya yazdım çünkü. Ortak kök kim? Ali ile Ayşe. Hemen geliyorum, diyorum ki Melda ile Ahmet var. Gelmişler. Bir. Sonra buradan iki. Değil mi? Kökün biri orası çünkü. Sonra Ayaz doğmuş. Üç. Sonra Zeynep doğmuş. Dört. Çubukları sayarak buluyorsunuz aslında. Yani kuzen kaçıncı derece oldu o zaman? Dört. Şimdi ben öğretmeye çalışıyorum burada. Yazacağım zaten ne olduklarını arkadaşlar, tek tek. Öğreneceğiz birlikte. Bir süre sonra siz de öğrenmiş olacaksınız. Peki şöyle bir örnek yapayım. Yeniden oluşturalım. Diyorum ki örnekte. Ali ile baba bir, erkek kardeşi Yusuf'un oğlu Aras arasındaki hısımlığı bulun. Hemen duruyorum. Şimdi bak, Ali ile baba bir, erkek kardeşi. Burada bir durdum. Baba bir dediğine göre bunlar nasıl kanlar? Safkanlar. Nasıl kan bunlar? Safkan. Yarım kanlar. Öyle değil mi? Çünkü kökün biri ortak. Annelerin ayrı olduğunu anlıyorum ben. Ahmet'le erkek kardeşi Yusuf. Ali ile diyor. Ali ile Yusuf kardeş olduğuna göre kaçıncı dereceydi? İkinci derece, değil mi kardeşler? Ama onu sormuyor ki. Yusuf'un oğlunu soruyor. Bir doğum daha gerçekleşiyor. Kaç etti? Üç etti. Peki şöyle deseydi.
Ali ile baba bir erkek kardeşi, Yusuf'un oğlu Aras'ın kızı Asya deseydi? O zaman 4. Her doğumda dereceyi 1 ne yapıyorsunuz? Artırıyorsunuz arkadaşlar. Kapış? Kapış mı? Kapış mı? O zaman şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yazacağım arkadaşlar. Siz de çalışırken bana söyleyin ben yazarken. Tamam mı? Bunlar böyle bilgi yarışmalarında falan çıkan sorular var ya, hani beyin yakıyor. Ona benzer bir şey ısımlık birazcık. Hemen ben soruyorum, siz söylüyorsunuz. Benim birinci derece hısımlarım kimlerdir? Bakın bir şey çıkacak şimdi karşıma. Annem, babam ve çocuğum benim birinci derece hısımım. Doğru mu? Arkadaşlar bir şeye dikkat. Anne baba kelimesini kim kullanıyor? Çocuk. Çocuğum kelimesini kim kullanıyor? Anne baba. Bak, birbirlerine karşılık gelen kelimelerin dereceleri aynıdır. Anne baba birse çocuk da nedir? Birdir. Peki geliyorum şimdi ikinci dereceme. Kardeş, büyük anne, büyük baba ve diyorum ki torun. Benim güzel torunum ifadesini kim kullanıyor? Anneanne, babaanne değil mi? Onlar. O zaman bak, yine birbirlerine karşılık gelen kelimeler arkadaşlar. Büyük anne, büyük baba 2 ise torun da o zaman 2'dir. Peki bana şunu söyleyin yazmadan önce. Amca kelimesini kim kullanıyor? Yeğenler kullanıyor. Amcanın derecesi kaçsa yeğenin derecesi de o mu olacak o zaman? Evet. Peki hemen şuraya geliyorum. Üçüncü dereceye diyorum ki amcam, halam, dayım, teyzem ve yeğenim kaçıncı derece ısınmış benim? 3. Hadi bir sağlamasını yapalım. Doğru mu arkadaşlar? Amcam, yani ben şimdi yeğeneyim, amcamı bulacağım, tamam mı? Amcam kim tarafından geliyor? Baba tarafından. Amcamla babamın ortak kökü kim? Babaannem. Şimdi geldim buraya, babaannemi yazdım. Babaannem. Tamam. Babaannem burada. Amcam doğmuş. Babam doğmuş. Ben doğmuşum. Kaç çubuk çektim? 3. Gördünüz mü? Peki amcamın kızını bulsaydım yine babaannemi merkeze koyuyordum. Doğru mu? Bak, babaanneyi yine merkeze aldım. Diyeceğim ki amcam doğmuş, babam doğmuş, ben doğmuşum, amcamın kızı doğmuş. Kaç çubuk çektim? 4. Anlaştık mı? O zaman geliyorum. 4. derece ısınmamda kim vardır benim arkadaşlar? Kuzen. Bir de kuzin varmış. Onu da yeni öğrendim, hiç söylemiyordum. Kız kuzene ne diyormuşuz? Kuzin. Siz biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum. Kuzin diyorlarmış. Ben kuzen diyordum otomatik yani. Peki size şöyle bir şey sorsam. Zeynep, amcanla evlenebilir misin? Amcayla evlenilir mi? Amca baba yarısıdır. Değil mi? Belki teyzenle evlenebilir misin? Teyze, ben teyzeyim. Anne yarısıdır arkadaşlar. O zaman bana diyor ki, peki kuzeninle evlenebilir misin? Amcamın kızıyla evlenebilir miyim? Evet. Amcamın kızıyla evlenebilirim. Dayımın oğluyla evlenebilir. Ben amcamın kızıyla evlenebilir miyim? Ben. Ben. Ben amcamın kızıyla ben evlenemem. Evlenirsem ne olur amcamın kızıyla? Olmaz yani. Olmaz yani, değil mi? Bak, yok hükmündeydi değil mi? Aynı cinslerin evlenmesi yok hükmündeydi. Tamam, kenara attık bunu şimdi. Arkadaşlar ben dayımın oğluyla evlenebilir miyim kuzenimle? Evet, evlenebilirim. Çünkü medeni kanun der ki ilk 3 derece kan ısımıyla evlenmek yasaktır. Arkadaşlar ilk 3 derecenizle aranızda sizin ne vardır? Evlenme yasağı vardır. Asla evlenemezsiniz. Evlenirseniz ne olur biliyor musunuz? Mutlak günah olur diyor. Mutlak butlanla geçersiz sayılır yaptığınız evlilik arkadaşlar, başından itibaren, tamam mı? Evlenmiyorsunuz. Kuzenle evlenmek nedir? Serbesttir. Peki şimdi o zaman bir kere daha toparlıyorum. Alt soy, üst soy, yan soydu. Alt soy çoluk çocuk torun. Üst soy anne baba, büyük anne, büyük baba. Kardeşim, amcam, halam, dayım, teyzem, yeğenim, kuzenim, yan soy. Kuzenle evlenebilirsin ama ilk 3 dereceyle evlenmek nedir? Yasaktır arkadaşlar. Peki şimdi bunlar benim nelerimdi? Kan ısımlarımdı. Hani dersin başında sordum, Zeynep kaynana dedi ya. Berk. Efendim. Sen kayın kelimesini kullanıyor musun? Şu an
Şu anda kullanmıyor. Niye kullanmıyor? Belki benim kayınvalidem var. Senin yok. Benim kayınpederim de var. Görümcem de var. O da yok. Niye yok? Çünkü Berk evli değil. O zaman kayın ısımlığı ne zaman çıkıyor? Yani biz kayın kelimesini ne zaman kullanmaya başlıyoruz? Evlenince. Böyle yapıyorlar hepsi. Burada bir görseniz var ya, hani evlenmez olaydım diyorlar. Neyse ki Berk şanslı. Arkadaşlar, kayın ısımlığı dediğim şey evlenmeyle kurulan ısımlıktır. Bakın dikkat. İlk özelliği kayın ısımlığı evlenme ile, yani evlilik ile kurulan ısımlıktır. Evlilik ilişkisiyle kayın ısımlığı kurulmuş sayılıyor. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim size. Biz nişanlandık, tamam mı? Eşinizin annesine ne diyorsunuz nişanlanınca? Anne. Anne. Siz bayan. Anne deriz değil mi? Babasına? Baba. Şimdi artık yeni nesil şey gerçi. Söylemek istemiyor. Ayşe teyze falan diye hitap ediyor da ya da şey diyor. Ne diyor? İşte Ayşe anne falan diyorlar. Bunlar anne babalarının hoşuna gitmiyor. Siz de kayınvalide olacaksınız kızlar. Beyler siz de ona göre güzel hitap edin, tamam mı? Bakın nişanlandığınızda başlıyorsunuz aslında bu ifadeleri kullanmaya, değil mi? Eşinin halasına ne diyorsun? Hala. Kadını ömründe ilk defa görmüşsün. Halacım gelmiş canım falan diye sarılıyorsun arkadaşlar. Burada dikkat edin. Nişanlanmayla bu ifadeleri kullanmaya başlıyoruz. Ancak dikkat, soruların cevabı olur. Nişanlanmayla ısımlık ilişkisi kurulmaz arkadaşlar. Nişanlanma evlenme vaadidir çünkü. Tamam. O yüzük kaynana yüzüğü mü? Tamam. Aynen öyle. Nişanlanmayla ısımlık ilişkisi kurulmaz. Nişanlılıkta ısımlık kurulmuyormuş, unutmuyorsunuz. Peki, evlilikte kurulan ısımlıktır dedik. Evlendim, eşimle ısım oldum mu? Olduk mu? Eşler ısım mıdır? Adam ısımımsa ben niye evleneyim? Ha? Niye evleneyim? Ne yapayım ben ısımı? Bir sürü ısımım var. Eşlerle ısım değilsiniz. Arkadaşlar insanlar eşlerini ısım zannediyorlar. Oysa ki eşler arasında ısımlık ilişkisi yoktur. Eşim benim ısımım değildir. Eşim benim neyimdir? Eşimdir. O benim beyim, evimin direği. Arkadaşlar karı koca ilişkisi var ve evlilik unutmayın ki bir sözleşmedir. Bir çıkar ilişkisidir evlilik. Burada evlilik sözlü şekle tabi yapılan bir sözleşmedir hatta. Evlilikle karı koca ilişkisi başlar ancak eşler birbirinin hısımı değildir. Hemen unutmadan yazıyoruz. Eşler birbirinin hısımı değildir arkadaşlar. Birbirinin hısımı değilmiş. Tamam mı? Şu an şaşırıyorlar buradakiler. Acaba nasıl hısım değiliz? Dua edin hısım olmayın diyelim o zaman. Peki kızlar, Berk, evlendik. Eşimin ailesiyle benim ailem hısım oldu mu? Oldu. Olmadı. Çok seviyorum bu anları. O kadar emin diyorlar ki oldu. Hayır, olmadı. Ne zaman olacak? Arkadaşlar, olacak. Arkadaşlar, eşlerin aileleri birbirinin hısımı değildir. Yanlış kullanıyorlar, hısımlara oturmaya gidiyoruz. Hısım hısım değil onlar bakın. Onlar dünür, tamam mı? Dünür. Dünür, aynen. Hısım değiller. Şimdi düşünsene ben kayınvalidemi siz bizim hısım değilsiniz falan desem. Annemin hısımı hiç değilsiniz hele desem. Kavgada söylenmez bu kayınvalideye. O yüzden dikkat ediyorsunuz ki neymiş? Eşlerin aileleri arasında hısımlık ilişkisi yoktur. Eşlerin aileleri arasında hısımlık ilişkisi yoktur arkadaşlar. Peki o zaman kim hısım? Arkadaşlar ben erkek tarafının, eşimin tarafının ailesinin hısımıyım. Eşim de benim ailemin hısımıdır. Yani şunu düşünün. Kız erkek tarafının, erkek kız tarafının hısımı oluyor aslında baktığınız zaman. Benim abim eşimin hısımı mıdır? Evet, benim abimse onun da hısımıdır. Benim annem eşimin hısımı mıdır? Evet, hısımıdır. Peki, eşimin annesi benim hısımım mıdır? Evet, benim hısımımdır. Abisi benim hısımım mıdır? Evet. Peki, benim kız kardeşimle eşimin kız kardeşi bir şey midir? Hiçbir şey değildir. Sadece nedir arkadaşlar? Dünürdür. Anlaştık mı? Peki, o zaman şimdi şuraya baktığımız zaman dedik ki aileler arasında ısımlık yok. Eşler birbirinin ısımı değil.
Ne dedik? Kız erkek tarafının erkek de kız tarafının nısı mı? Buraya kadar anladık herhalde. O zaman bana söyleyin. Eşimin abisi benim neyim olur? Kaynım. Kaynım olur, onu biliyorum. Derecesini falan söyleyeceksiniz. Şimdi bak, eşin abisi. Durdum bir. Benim abim benim neyimdi? Benim ikinci derece yan soy kan ısımımdı. Doğru mu? Eşimin abisi de benim ikinci derece yan soy kayın ısımım. Kan, kan yerine kayın koyuyorsunuz. Aynı yani arkadaşlar. Tamam. Şimdi edecek tabii ki. Şimdi bakın, eşimin babası ata dörttür derler değil mi arkadaşlar? Eşimin babası babamdır. Annesi annemdir. Şimdi benim annemle aramdaki ilişkine birinci derece üst soy kan ısımı. Eşimin annesiyle benim birinci derece üst soy kayın ısımımdır. Tamam. Aynen. Kan yerine kayın koyuyorsun. Benim amcam neydi normalde benim? Üçüncü derece yan soy kan ısımımdı. Eşimin amcası üçüncü derece yan soy kayın ısımımdır. Kan yerine ne koyuyorum ben burada? Kayın koyuyoruz. Tamam mı? Peki şimdi şunu söyleyelim. Size soruyorum. Berk, baldızınla evlenebilir misin? Evet, belki evlenmem diyor. Kızlar baldızla evlenilir mi? Evlenilmez. Onlar da evlenilmez diyor. Baldız baldan tatlıdır diye bir söz var. Arkasındaki sözde şunu söyler, bacısı daha tatlıdır der. Şimdi bakın burada arkadaşlar, baldızla acaba evlenilir mi? Evlenilir, baldızıyla Berk evlenebilir arkadaşlar. Yaprak. Tabii yaprak dökümünde Leyla ile Necla vardı hatırlıyorsanız. Baldız evliliği yapmışlardı. Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek gibi. Peki kızlar, siz kaynınızla evlenebilir misiniz? İyi diyor. Kaynınızla evlenebilir misiniz? Evlenilir. Kayınla da evlenir. O baldızla evleniyorsa ben de kaynımla evlenirim, öyle değil mi? Yani burada bakın, baldız evliliği de var, kayın evliliği de yapılabiliyor. Günümüzde hala var arkadaşlar. Eskilerde duymadınız mı hiç? Büyükleriniz anlatmaz mıydı? İşte ben evliydim, eşim öldü, abisiyle kaynımla evlendirdiler beni derler. Baldız evliliği de var, kayın evliliği de var. Peki o zaman bir soru daha geliyor. Eşimin amcasıyla evlenebilir miyim? Evlenemezsiniz. Şimdi ben eşimin kardeşiyle evleniyorsam amcasıyla niye evlenemeyim? Daha yakın bir adamla evlenebiliyorum. Ama o amcası. Öyle değil mi? Ama o amcası. Sizin amcanız diye. İşte o iş bitti mi acaba? Arkadaşlar, eşimin amcasıyla da evlenebilirim. Şimdi ben bunları söylerken sınıftakiler bana tuhaf tuhaf bakıyor. Sanki kendi düşüncelerimi açıklıyormuşum gibi. Kanun ne diyorsa ben onu anlatıyorum arkadaşlar. Amcasıyla da evlenebilirsiniz. Kan ısımlığında ilk 3 dereceyle evlenmek neydi? Yasaktı. Kayın ısımlığında evlilik yasağı var mı? Var. Eşinizin alt soyu ve üst soyuyla evlenmeniz yasaktır arkadaşlar. Yani bana diyor ki, sen eşinin annesiyle babasıyla, eşinin senden önce başka birinden bir çocuğu varsa onunla evlenemezsin diyor. Ama eşinin yan soyunda kalan herkesle, amcası, halası, kardeşi, dayısı, kuzeni gözüne kestirdiğinde evlenebilirsin diyor. Peki bu niye böyle biliyor musunuz? Şimdi bak, ben diyorum ki amcayla evlen, kuzenle evlen. Bu nasıl bir şey diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlar, sizce kayın ısımlığı bitmez mi ya? Bitsin hocam. Kayın ısımlığı evlilik sona erse dahi devam eder arkadaşlar. Yani evliliğiniz bitse de kayın ısımlığınız bitmez. İster çocuğunuz olsun, ister olmasın, hiç fark etmez. Dikkat. Peki bunun mantığı ne? Kayın ısımlığı evlilik sona erse dahi devam eder arkadaşlar. Sona erse dahi devam eder. Bunun mantığı nedir biliyor musunuz? Evlilik yasağını korumak için aslında. Şimdi bakın, ben diyorum ki eşimin abisiyle evlenirim, amcasıyla evlenirim. Ne kadar tuhaf geliyor bize, öyle değil mi? Ben eğer kayın ısımlığı evlilik sona erse dahi devam eder demeseydim, yani bitseydi, o zaman ben eşimin babasıyla da evlenebilir hale gelirdim. İşte kayın ısımlığında evlilik yasağı alt soyda ve üst soydadır. Bunu korumak için kayın ısımlığı sona erse dahi, evlilik sona erse dahi kayın ısımlığı ne yapmıyor? Bitmiyor. Eşinle zaten sen ısım değilsin ki, öyle değil mi? Zaten eşli ısımlık yok. Dolayısıyla bu eşini etkileyen bir durum değil. Eşler ısım değildi. İnsanın karısı canının yarısı demişler. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı buraya kadar? Kan ısımlığında ilk 3 dereceyle evlenmek yasak. Kayın ısımlığında alt soyla ve üst soyla evlenmek yasak. Unutmuyorsunuz.
Kesinlikle bakın dikkat. Sorularda der ki hangisi arasında hısımlık ilişkisi yoktur? Eş, hısım değildir. Nişanlanmayla hısımlık ilişkisi kuruluyor muydu? Hayır. Nişanlanma olayında hısımlık ilişkisi kurulmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim son başlığımıza. Evlat edinme hısımlığı dediği bir hısımlık var. Arkadaşlar evlatlık ile bakın evlatlık ile evlat edinen arasında mahkeme kararı ile kurulan hısımlığa biz diyoruz ki evlat edinme hısımlığı. Çok kısa bahsedeceğim bundan. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur mu sizce? Ben evlat edindim bir çocuğu. O çocuk benim mirasçım olur mu? Evet olur. Peki ben onun mirasçısı olabilir miyim evlatlığımın? Hayır olamam. O zaman evlatlık evlat edinenin mirasçısı olurken evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz. Hukuk onu korumak zorunda çünkü. Peki ben aramda 10 yaş fark olan bir çocuğa evlatlık alabilir miyim acaba? Hayır. Evlatlıkla evlat edinen arasında arkadaşlar en az 18 yaş fark olması gerekiyor. Tamam. Evlatlıkla evlat edinen arasında 18 yaş fark bulunması gerekir. Peki ben evliyim ve evlat edinmek istiyorum. Kişi iki türlü evlat edinebiliyor arkadaşlar. Önemli bilgilerini söyleyeceğim sadece burada size. Birlikte de evlat edinebilir çiftler evliyken. Peki ben bekarken yani tek başıma evlat edinebilir miyim evli değilsem eğer? Yaşlara bakacağım sadece. Evet diyor edinebilirsin. Evli kişiler, evli çiftler evlat edinecekse diyor. Eğer 30 yaşını doldurmuşlarsa evlat edinebilirler diyor. Ama evliler ama henüz 30 yaşını doldurmamışlarsa mesela 25 yaşındalar ikisi de onların evlat edinebilmesi için arkadaşlar 5 yıl evli kalmaları gerekiyor. 5 yıl bir evlilik şartı var yani tamam mı? Demek ki çiftler 30 yaşını aşmışlarsa evlat edinebilirler direkt. Ama 30'un altındalarsa 5 yıl evli kalmaları gerekiyor evlat edinebilmek için. Tek başıma evlat edinebilmede yaşım kaç benim? Yine 30 yaş olarak karşımıza çıkar o da arkadaşlar. Var mı buraya kadar bir sıkıntımız? Yok diye düşünüyorum. Bu videodan sonra beyinlerinizin yandığını tahmin ediyorum arkadaşlar. Çok normal. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Oturun bir kağıda kendinizi çizin. Alt soyunuz kim? Üst soyunuz kim? Yazın. Yanına kuzenim deyin. Bununla evlenilebilir deyin. Tamam. Amca bununla evlenmek yasaktır deyin. Kayın isimlerini çizin. Alt soy kim? Üst soy kim? Kayın isimliği biter mi? Eşlerin aileleri ne olur? Bir kağıda lütfen bunları çalışın arkadaşlar. Çalışın ki aklınızda kalsın. Unutmayın. Hatta yazın beni Instagram'dan etiketleyin tamam mı? Merak ediyorum bir hısımlarınız nasılmış? Bakacağım hısımlarınıza. O zaman bu dersimiz de burada sona eriyor. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.